Yüz yüze eğitim hem sosyalleşmek açısından hem de yani bilgi donanım açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Göndermemek çocukları sadece derslerden geri kalmasına sebep oluyor. Hocalar saatine göre gelmiyordu. Soru soruyorduk, cevap gelmiyordu. Kademeli normalleşme takvimi kapsamında geçen hafta ilkokullarda yüz yüze eğitime geçilirken bu hafta ise ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi. Bakalım Kayseri halkı yüz yüze eğitim hakkında neler düşünüyor? Çocuklarım okula gitmiyor. Yüz yüze eğitimde almak istemiyorlar için gerçi. Yani çünkü yapılan şey yanlış. Çocuklarda bir korku var. Korku olduğu için de gitmek istemiyor çocuklar. Yani bir aşılama falan tam olmadığı için göndermeyeceğim. Peki sizler yüz yüze eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi normalde aslında eğitimin tamamen yüz yüze olması lazım. Ama bilakin işte hükümetin uygulamış olduğu politikalardan ötürü bu iş mümkün olmadı. Yani bakıyorsun Avrupa ülkeleri tamamen önce eğitime verirken önceliği, bizde maalesef öyle olmadı. Öyle olmayınca da yani eğitim geriye kaldı. Çocukların 2 yılı heba oldu yani. Gelecekten insanlar ümidini kesiyor. Şu durumda yıl sonuna da gelmiş durumdayız zaten. Göndermezdim. Ya bu pandemiden dolayı. Pandemide hemen hemen bağışıklığı kazanmak üzere ülkemiz. Bu kadar bekledik. Biraz daha beklerdim. Peki sizce bu süreçte online eğitim yeterli oldu mu çocuklar için? Anne, velilerin gözetimi altında bilinçli veliler, bilinçli çocuklar için iyi ama herkes için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü yüz yüze eğitimde bile gerekli performans alınamazken zannetmiyorum ki çoğu ilgi göstersin. Çoğu derslere bağlılık göstersin zannetmiyorum pek. Peki sizler çocuklarınızı okula göndermek için nasıl bir karar alınmasını isterdiniz? Hangi koşullar altında gönderirdiniz? Şu durumda. Ya şu durumda göndermezdim. Şu durumda göndermezdim. Zaten 1-2 ay içerisinde büyük bir ihtimalle ülkeye genelde bağışıklık kazanılacak. Bu kadar beklenildi, bu kadar fedakarlık edildi. 1-2 ay daha edilmesinde gerekir diye düşünüyorum ben. Ben de aynı zamanda bir eğitimciyim. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda hocayım. Biz de 1 yıl aşkındır yüz yüze eğitim yapamadık maalesef. Bir de müzik eğitimi olduğu için zaten uzaktan eğitim de yapamadık. Ama normalde lisede okuyan oğlum var. Tabii ki gitmesini isterim. Çünkü evde her ne kadar internet üzerinden eğitim olsa da çok da verimli olduğunu düşünmüyorum. Çocuklar yattığı yerde ders izliyorlar. Yani çok konsantre olamıyorlar, dersin başında uyuyorlar. Yani öyle o durumu da görünce yüz yüze eğitimin ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Gidiyorum ve çok seviyorum. Ben online derslerde zaten katılamıyorum. Çünkü hem internet hem sıkıntısı oluyor hem başka sıkıntılar oluyor. Derste zaten anlayamıyorum hocayı. Herkes bir şey yapınca, konuşunca. Yani böyle daha güzel oldu yüz yüze eğitim. Aylar sonra bir lise öğrencisi olarak ilk defa yüz yüze eğitime geçtiniz. Aynen, pandemi kurallarına sizce uyuluyor mu? Bence uyuluyor. Evet. Ben maskeyi falan çıkartıyorum arada ama ben uyumaya çalışıyorum okuldayken. Ben yüz yüze eğitimi zaten çok severdim. Okulda kaynaşmaya falan yarıyor. Arkadaş bulmaya, hocalarla kaynaşıyoruz işte. Daha iyi oldu. Kesinlikle giderdim. Zaten bir yıldır açılmasını bekliyorum. Yani daha iyi oldu bence. Uzaktan eğitimin çünkü hiçbir yararı yok hiçbir öğrenciye. Yani iyi oldu benim için. Peki sizce okulda pandemi kurallarına uyuluyor mudur? Uyulduğunu düşünmüyorum ama tabii ki de hani gözle görülen öğrenciye dikkat edildiğini düşünüyorum. Ama normal hayatta da uyulduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden okulların buna engel olduğunu hani şey yapmak üzücü. Yani güzel. Yaklaşık 1,5 yıldır online eğitim görüyorsunuz. Bu sizi nasıl etkiledi? Açıkçası hiçbir bilgi edinemedim. Sadece daha rahat ve yüksek puanlarla geçmiş olduk. Onun haricinde kötü. Yani eğitim alanında kötü ama rahatlık açısından çok iyi oldu. Peki yüz yüze eğitim hakkında neler düşünüyorsunuz? Yüz yüze eğitim hem sosyalleşmek açısından hem de yani bilgi donanım açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hani açılmasını bu yüzden daha iyi buldum. Ama tabii benim için pek bir şey ifade etmiyor. Yani maalesef öyle oldu. Yani gerekliydi çünkü çocuklarımız çok geri kaldığını düşünüyorum ben. Yani daha önceden de açılmalıydı hatta diye düşünüyorum. Bazı veliler çocuklarını okula göndermekten çekiniyorlar pandemiden dolayı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç korkmadım pandemiden. Yani bu kaderdir. Olacak varsa yaşanır. Çocuklarda da fazla etkisinin olduğuna inanmadığım için benim çocuğum olsaydı şu anda gönderirdim. Olsaydı gönderirdim.
Yani olsaydı gönderirdim. Yani göndermemek çocukları sadece derslerden geri kalmasına sebep oluyor bence. Evet, gidiyorum. Gitmemin sebebi de seneye sınav öğrencisiyim. Bu konuları öğrenmem lazım. Sınavda çıkacak. O yüzden şu an okula devam ediyorum. Evet, gidiyorum. Peki yüz yüze eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bence yani benim açımdan online daha iyiydi. Yani online eğitimde aslında hani kişi isterse her türlü aynı şeyi alabiliyor. O yüzden istemesi lazım ama yani yine de bir farkı yok. Hani bence online daha iyi ama. Online daha yararlı oluyordu en azından benim için. Peki ilk gün sizce öğrenciler pandemi kurallarına uyuyor muydu? Yani uyuyordu. Zaten hani okulun yarısı çağrılmıştı zaten. O yüzden hani sınıf 10 kişi falandı. Bazıları da gelmemiş. O yüzden bayağı rahattı ya. Sıkıntı yoktu. Giderdim çünkü uzaktan eğitimde haksızlık oldu. Derse girmeyenlerle de aynı not aldık. Derse girenlerle de aynı not aldık. Haksızlık. En iyisi yüz yüze eğitim. Bence. Giderdim. Peki bir buçuk yıldır online eğitim alıyorsunuz. Evet. Nasıl bir süreçti bu? Çok kötü. Hocalar saatine göre gelmiyordu. Soru soruyorduk, cevap gelmiyordu. Yok, o da olmaz. Peki yüz yüze eğitim hakkında neler düşünüyorsunuz? Bilmem. Açılsın. Ben bir şey diyemem yani.